İşte o gözlerdeki ışık yine yeniden bu salonda. Bugünden geleceği aydınlatıyor. Bugün geleceğin ilk günü. Benim yiğit kardeşlerim, benim cesur yol arkadaşlarım, gözlerinizdeki ışık hiç kaybolmasın. Türkiye'mizin, Türk milletinin o ışığa, o ışığın cesaretine, o ışığın iyiliğine ihtiyacı var. Milletimize sözümüzdür. Yanlışı doğrularla, kötüyü iyilikle, korkuyu cesaretle, yokluğu zenginlikle, zorbalığı adaletle, haksızlığı hakkaniyetle, yalanları hakikatle yeneceğiz. Gözlerinizdeki ışıkla, cesaretinizle ve gayretinizle tek adam keyfiyeti son bulacak. Sözde, kararda yeniden aziz milletimizin olacak. Türk örfünde kurultaylar birer toydur. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Türkiye'nin iyi ve cesur insanları, toyumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli yol arkadaşlarım, Emir Timur iktidar mücadelelerinden yorgun düştüğü günlerde eski bir dostu olan değirmencinin yanına sığınır. Değirmenci zorda gördüğü Emir Timur'a sırtında yarım buğday tanesiyle güçlükle basamakları tırmanan bir karıncayı gösterir ve der ki, bak Timur, bu yükün altındaki karıncanın gayreti onu bekleyenlerin umudundandır. İşte bizim gayretimizin kaynağı budur. Aziz milletimizin bizi beklediğine, bizimle umutlandığını biliyoruz. Bu bilinçle her geçen gün daha büyük bir gayretle iktidara yürüyoruz. Burada doğduk, burada yürümeye devam edeceğiz. Abdurrahim Karakoç'un dizeleri bizim milletimize sözümüz ve andımız olacak. Yurdum bir kağıttır, ışık beyazı. Üstünde insanlar, mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini kızı. Susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile, susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Sizlerle bu yolu birlikte yürümekten gurur duyuyorum. Türk siyasetinde değişmez sanılan kabulleri yıktınız. Milletimizi iki kutup arasına sıkıştıran konforlu siyasete nokta koydunuz. Yıllar sonra milletimize evet biz bunu yapabiliriz siz dedirttiniz. Bundan 2,5 yıl önce sen ne dersen o olsun ağam deseydik. Biz de haksızlık karşısında susanlardan olsaydık. Biz de iktidarın hatalarını görmezden gelip bir anda en büyük savunucusu olsaydık. Bu uzun ve meşakkatli yola çıkacak cesareti bulamasaydık. Bugün Türkiye'nin bir değişim umudu olur muydu? Cesaret bulaşıcıdır. Biz korku duvarlarını yıktık. Biz sönen umutları yeniden alevlendirdik. Kadın erkeği, genci yaşlısı bu umut sayesinde sandıklara koştu. Milletimiz bu umut sayesinde şımarık iktidarın kulağını çekti. Biz bu umudun mimarlarıyız. Hep kürsüde konuşan için söylenir.
Bu kez ben kürsüden size sesleniyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Aziz milletim, kıymetli İYİ Partililer, hep söyledim, yine söylüyorum. Türkiye darlık çekecek bir ülke değildir. En verimli topraklar, en verimli topraklar üzerinde yeraltı kaynakları zengin, genç, üretken bir ülkedir. Türk milleti yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık çekiyor. Sayın Erdoğan'ın ve koskoca devlet hazinesini teslim ettiği damadının günü kurtarmaya yönelik açıklamalarına bakmayın. Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkeyi Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesine muhtaç hale getiren işte o basiretsiz yönetim anlayışıdır. 2228 yaşındaki Türk ordusunun silah fabrikasını yabancıların eline teslim ediyorlar. Har vurup harman savunuyorlar. Sıkışınca da hep aynı nakarat. Dış güçler de dış güçler. Sanırsın milyonlar harcadıkları lüks arabalara dış güçler biniyor. Sanırsın otoyollar, havaalanları, şehir hastaneleri üzerinden araç garantisini, yolcu garantisini, hasta garantisini dış güçler veriyor. Sanırsın milletten kopan, milletini duymayan, saraya kapanan dış güçler. Sanırsın ekonomiden anlamayan damadı o göreve dış güçler getirdi. Sanırsın liyakatsiz kadroları devlete dış güçler doldurdu. Hayır, hepsini bugünün iktidar sahipleri yaptı. Şimdi fatura aziz milletimize kesiliyor. Buna sessiz kalamayız, kalmayacağız. Omuzlarına fatura yüklenen milletimizin siyasi faturayı da sorumlularına kesmesi için yılmadan çalışacağız. İlk fatura 23 Haziran'da yola çıktı. 23 Haziran sonuçları göstermiştir ki milletimiz olan bitenin farkında. Bu işin dönüşü yok. Winter is coming. Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları iktidara yürüyor. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Varlığın ve zenginliğin olmazsa olmazları vardır. Ne diyor hak söz? Adalet mülkün temelidir. Adaletin olmadığı yerde ne dirlik olur, ne düzen olur, ne varlık olur, ne zenginlik olur. Adaleti sağlamak için ilk adımsa haksızlık karşısında dimdik durmaktır. Hazreti Ali'nin sözlerine kulak verin. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Türk milleti tarihi boyunca savaş kaybetmiştir. Toprak kaybetmiştir. Ama onurunu asla kaybetmemiştir. O onuru ayakta tutan da haksızlık ve adaletsizlik karşısında eğilmeyişidir. Adalet duygusu en yüksek millet Türk milletidir. İmparatorluk dönemlerinde fethettiği topraklarda bile bu adalet duygusundan ayrılmayan bir devlet geleneğimiz var. O yüzden hukukun olmadığı, adaletin tecelli etmediği günlerde bu varlığımızın tehlikeye düşmesine kadar doğal bir sonuç yoktur. Hak da, hukuk da ve adalet de ısrarımızın sebebi budur. Hukukun olmadığı yerde güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde huzur olmaz. Huzurun olmadığı yerde üretim olmaz. Üretimin olmadığı yerde yatırım olmaz. Yatırımın gelmediği yerde zenginlik olmaz. Mesele bu kadar açık. 17 yıllık nobranlığın,
kuralsızlığın, liyakatsizliğin ve tek adam zihniyetinin ülkemizi getirdiği yer ortada. Biz hukuk derken sadece mahkeme salonlarından bahsetmiyoruz. Biz hukuk derken hukukun sağlayacağı adaletin, güvenin, huzurun, üretime, yatırıma, zenginliğe dönüşeceği bir ülkeden bahsediyoruz. Ecdadımızın bize vatan toprağı yaptığı bu topraklarda her şey var. Aşık Veysel'in dediği gibi, hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın hazinesi gizli toprakta, benim sadık yârim kara topraktır. Hakkın hazinesi topraklarımıza ihanet etmediğimiz sürece koyun verecek, kuzu verecek, süt verecek, yemek verecek, ekmek verecek, et verecek ama ihanet etmediğimiz sürece. Mübarek ağaçları, zeytinlikleri müteahhit hırsına feda ettiler. Cerat Tepe'yi, Kaz Dağları'nı doymaz altın iştahına kurban ettiler. On binlerce ağaca kıymayı utanmadan matah bir işmiş gibi pazarlamaya kalktılar. Salda Gölü gibi bir cennet köşeyi çöle çevirmeye kalktılar. Buna izin vermeyeceğiz. Akarsularımızı daha fazla kirlettirmeyeceğiz. Ormanlarımızı daha fazla talan ettirmeyeceğiz. Meralarımıza daha fazla beton diktirmeyeceğiz. Çiftçimizi daha fazla küstürmeyeceğiz. Bilmeyenlere de öğreteceğiz ki vatan toprağı suyuyla, ağacıyla, çiçeğiyle, tüm canlılarıyla kutsaldır. Dünümüzü ve bugünümüzü çaldılar. Geleceğimizi yakmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için varız. Bunun için mücadele ediyoruz. İşte bu yüzden ilan ediyoruz ki bugün geleceğin ilk günü. Biz genciyle yaşlısıyla aziz milletimizin her bir ferdini dinliyoruz. Sokakta, iş yerinde, kahvede, otobüste, dolmuşta vatandaşlarımız dertlerini söylüyor, çare bekliyor. Ama duymuyorlar. Saraya kapanmış bir iktidarın milleti duyması mümkün değil. Onca zenginlik arasında bu ülkede yokluk olmasına, açlık olmasına isyan ediyorum. İsyan ediyorum kardeşim, isyan ediyorum. Bu potansiyeli harekete geçirmeyen, bizleri yokluğa mahkum edenlere isyan ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların emanetine ihanet edenlere isyan ediyorum. İş bulamadığı için evine hüzün çöken, ekonomik sebeplerle dağılan aileleri gördükçe isyan ediyorum. Tam 17 yıldır en iyisi budur diye kendini pazarlayan bu iktidara isyan ediyorum. Avrupa'nın en zengin ülkesi olmamız gerekirken kişi başı milli gelirde en fakir olmamız nasıl bir başarıdır? Her 4 gençten biri işsizse bu nasıl başarıdır? Yıllarca büyüme masallarıyla kandırdılar. Türkiye'yi 3 kat büyüttük diye böbürlendiler. Oysa biz büyürken dünya bizden çok daha fazla büyüdü. En büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedeflerken en büyük 20 ekonominin bile dışında kaldık. Kendisini sürekli olarak geçmişle kıyaslayan bir hastalığa kapıldık. Ekonomi batıyor diyorsun, İsmet Paşa zamanında yiyecek ekmek yoktu diyor. Her şey ateş pahası, insanlar aç, aç diyorsun, Ecevit zamanında benzin kuyruğu vardı diyor. Başarılı görünmek için tarihimizde karanlık sayfa arıyorlar.
Bulamadılar mı? Yeni bir tarih yazmaya kalkıyorlar. Yunanistan'a peşkeş çektiğimiz adaları geri alın diyoruz. Misak-ı Milli'nin tapusu olan Lozan'a dil uzatıyorlar. Kendi şanlı tarihine bile savaş açmakta sakınca görmeyen bu iktidar, Türkiye için artık bir ayak bağıdır. Bunlar kendilerini büyük göstermek için geçmişi kurcalarken, gelişmiş ülkeler, gelişmiş devletler geleceği kurguluyor. Almanya geleceği konuşuyor. Amerika geleceği konuşuyor. İngiliz siyaseti geleceği planlıyor. Güney Kore, Japonya, Çin, Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç, Rusya, bütün bu ülkeler geleceğin taşlarını döşüyorlar. AK Parti iktidarı ise ülkenin temel taşlarını sökmekle meşgul. Milletin geleceğini değil, sadece iktidarının geleceğini düşünüyor. Peki ne olacak? En baştan söyleyeyim. Bu devran böyle gitmeyecek. Türkiye iyi olacak. Çünkü artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değerli dava arkadaşlarım. Değerli dava arkadaşlarım. Çok değerli İyi Parti'nin cesur insanları, iyilik hareketinin mensupları. Peki biz ne yapacağız? Milletimiz İyi Parti iktidarını hayal etmekle uğraşmayacak. Görecek ve bilecek. Şüpheler yerini umuda ve inanmışlığa bırakacak. Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, aynı zamanda hesap veren yeni bir sistem kuracağız. Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip, milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak yeni bir anayasa hazırlayacağız. Bize %51 yetmez. Öyle bir anayasa hazırlayacağız ki toplumsal mutabakat neymiş görecekler. Her bir Türk vatandaşı diyecek ki ve bilecek ki devletim beni korur. Devletim beni aç ve açıkta bırakmaz. Her bir Türk vatandaşı bilecek ki olur da bir haksızlığa uğrarsam Ankara'da hakimler var. Her bir genç bilecek ki benim devletim bana en iyi eğitimi sağlar. Devletim bana iş imkanı sağlar. Devletim beni ele muhtaç etmez. Her bir kadın bilecek ki bana kalkan el olursa devletim o eli kırar. Kadına şiddet gösterenleri adaletin şiddetiyle tanıştıracağız. Toplumsal eşitlik ve adalet vizyonumuzu ortaya koyacağız. Fırsat eşitsizliği ve kadının toplumdaki yeri Türkiye'nin kalkınmasının önündeki en büyük engel. TÜİK'e göre işsizlik rakamı %13.7. Damattan sonra işsizlik nasıl hesaplanıyor biliyor musunuz? Nasıl bu rakamlar açıklanıyor biliyor musunuz? Son bir ayda iş aradınız mı diye soruyorlar. En son 32 gün önce iş aradıysan yine işsiz değilsin. İş bulamadığın için aramayı bıraktıysan yine işsiz değilsin. Ben size söyleyeyim. Türkiye'nin çalışabilir nüfusunun %54'ünün işi yok. Bugün 82 milyon nüfusa sahibiz. Ancak kayıtlı olarak sadece 22 milyon çalışanımız var. İşçi maliyetleri neden bu kadar yüksek biliyor musunuz? Çünkü tüm yükü çalışan 22 milyon insanın üstüne yığdığımız için. 82 milyon vatandaşımızın sağlık giderlerini sadece 22 milyon kişi ödediği için. 12 milyon emeklinin maaşını bu 22 milyon kişi ödediği için. Asgari ücretliden vergi alırken devleti soyanlardan vergi almadıkları için. Toplumsal adalet olmadığı için. Fırsat eşitliği sağlanamadığı için.
Bundan büyük bir beka sorunu olabilir mi? Ama damada sorarsan uçuyoruz, kaçıyoruz, aşıyoruz. İyi Partili değerli kardeşlerim, ekonomi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Öncelikle Türkiye'yi her geçen gün büyüyen ekonomik krizden çıkaracağız. Bunun için ilk adım üreten sermayenin yükünü hafifletmek olacak. Bakın, Türkiye'de imalat sanayindeki en büyük 500 şirket net karının %88'i kadar faiz ödemesi yaptı. Bu rakam küçük esnafımızda çok daha yüksek. Bu yükün altındaki hangi şirket üretebilir ki? Ama burada önemli bir kriterimiz var. 2001 krizindeki gibi bu işin finansal yükünü millete ve devlete ödetmeyeceğiz. Sırtını iktidara dayayıp kazandıklarını yurt dışına yanları değil, ekonomik şartlardan dolayı zora düşenleri kurtaracağız. İflas eden şirketlerin işsiz kalan çalışanlarını tecrübe ve becerilerine göre kendi işlerini kurmaya teşvik edeceğiz. Asya ülkeleri 1997 krizinden sonra benzer bir yolla birçok başarılı ve genç şirketi iş dünyasına kazandırdılar. Biz de krizi fırsata çevirecek adımlar atacağız. Sonra ise iktidarda bulunanların hiç bilmediği, görmediği bir Türkiye resmi çizeceğiz. Kayıt dışı ekonominin olmadığı, herkesin eşit şartlarda vergi verdiği, naylon faturacıların, hayali ihracatçıların, kaçakçıların nefes bile alamayacağı bir ekosistem yaratacağız. Devletin kasası Türk milletinin namusudur. Devlet milletin rızkını dağıtır. Devlet milletten vergi alır, topladığı vergiyi milletinin selameti için harcar. Devlet akıllı olur. Devlet dürüst olur. Ne yazık ki milletin vergileriyle oluşan bu havuzun dibinde kocaman bir delik var. Rantın, hırsın, iş bilmezliğin açtığı kocaman bir delik var. Ne kadar su taşırsan taşı, bu delikten akıp gidiyor. Biz Türkiye'nin elini kolunu bağlayan havuzun dibindeki bu büyük deliği kapatacağız. Bunu yaptığımızda Türkiye'nin ne büyük bir ekonomik güç olduğunu hep birlikte göreceğiz ve iş bilmezlere göstereceğiz. Şirketlerimiz yurt dışından borçlanmak zorunda kalmayacak. Bankalarımız yabancı kapısında para aramak zorunda kalmayacak. Türkiye'de yeni bir bolluk dönemine gireceğiz. Geçici değil, sürekli bir bolluğun temelini atacağız. Sürdürülebilir olmayan hiçbir çaba başarıya ulaşamaz. 2002-2008 yılları arasında yaşadığımız ekonomik bahar havasının sebebi dünyadaki parasal genişlemeydi. ABD, Avrupa ve Asya'da faizlerin sıfıra yaklaşması, bu paranın yüksek faiz veren gelişmekte olan ülkelere akmasını sağladı. Sadece Türkiye değil, Brezilya'da, Arjantin'de bundan payını aldı. Ne zaman ki dünya piyasasında faiz arttı, gelişmekte olan ülkelere gelen para geri dönmeye başladı. Biz Türkiye'nin ABD Merkez Bankası'na, Avrupa Merkez Bankası'na bağlı kaderini değiştireceğiz. Ekonomide sağlayacağımız atılım devlet kaynaklarını arttıracak. Bu kaynağı eğitim için kullanacağız. Türkiye'yi bir teknoloji merkezine dönüştürmek için kullanacağız. Tarım için kullanacağız. Türk girişimcilere destek için kullanacağız. Dünya markaları yaratmak için kullanacağız. Üreten Türkiye'yi yeniden kurmak için kullanacağız. Sürdürülebilir kalkınma programımızda tüm bunları adım adım nasıl yapacağımızı anlatacağız. Vaatlerimiz büyük. Geçmiş iktidarlar bu kalkınmayı gerçekleştiremedi ve kötü bir miras bıraktılar. Bu miras aynı zamanda
toplumda bir inançsızlığa yol açtı. Milletimizi hiçbiri yapamadıysa demek ki olmuyormuş gibi bir çaresizliğe sürükledi. Hatırlatayım, geçmişte İyi Parti kurulamaz. Kurulsa da meclise giremez diye bir inanış vardı. Ne oldu? O inancı yıktığımız gibi bu çaresizliği de yıkacağız. Türkiye'yi başaramayacağına inandırmak, Türkiye'yi fakir bir ülke olduğuna inandırmak, Türk milletine söylenmiş en büyük yalandır. Türkiye hiçbir zaman güçsüz olmadı. Her türlü saldırıya rağmen bugün ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Türkiye'nin zincirlerini kıracağız. Türk milletini buna inandıracağız. Değerli arkadaşlarım, bölgesel kalkınma reformu gerçekleştireceğiz. İstanbul, yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin 150'de biri kadar toprağa sahip. Ancak aynı İstanbul, ithalatın da, ihracatın da %50'sini oluşturuyor. Yani ekonominin yarısını topraklarımızın 150'de birine sığdırmış durumdayız. Bu durum iç göç yarattığı gibi İstanbul'u da yaşanmaz hale getiriyor. İstanbul sadece doğu illerimizden değil, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerimizden de göç alıyor. Mevcut iktidar inşaattan rant sağlama hırsıyla devletin ne kadar kaynağı varsa İstanbul'a aktardı. Bu kadar sıkışmışlık yetmemiş olacak ki şimdi de devletin tüm finans kurumlarını İstanbul'a taşıyor. Bilim deprem diye uyarıyor, biz hazırlık yapmak yerine her şeyimizi taşıyarak risk ediyoruz. Türkiye'nin her bölgesinde İstanbul gibi yeni merkezler oluşturacağız. Anadolu'da yeni gelişim merkezleri, istihdam alanları oluşturacağız. İstanbul'daki yoğunluğu bu yeni merkezlere taşıyacağız. Tersine bir göç dalgası ile Anadolu illerimizin hızla kalkınmasını sağlayacağız. Tarım vizyonumuzu ortaya koyacağız. Evlatlarının karnını bile doyurmaktan aciz bir siyaset bu iktidarın en büyük ayıbıdır. Her evladının karnını doyurmak bizim en büyük vaadimiz olacak. Türkiye'de tarıma standart getireceğiz. Türk tarım ürünlerini markalaştıracağız. Herkes bilecek ki üzerinde Türk malı damgası varsa o ürün en sağlıklısıdır. Bu ürün en iyisidir. Bugün Türkiye 20 milyar dolarlık tarım ihracatı yapıyor. 18 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Bu bize reva mıdır? Hollanda Türkiye'nin %4'ü kadar bir tarım alanına sahip. Altını çiziyorum. %4'ü kadar ekili alana sahip. Ama yılda tam 100 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye'nin toplam ihracatı 168 milyar dolar. Yani ürettiğimiz otomobil, tekstil hepsinin toplamı bu. Tarımda el kadar Hollanda gibi üretim sağlayamıyorsan sen kendine milliyetçi diyemezsin. Allah'ın Türk milletine bahşettiği bu bereketli topraklarla milletinin karnını doyuramıyorsan sen kendine milliyetçi diyemezsin. Kardeşlerim, bugün geleceğin ilk günü. Biz onlar gibi olmayacağız. Biz eğitim vizyonumuzu ortaya koyacağız. Okul öncesi eğitimden doktora aşamasına kadar her gencimize ihtiyaç duyduğu eğitim imkanlarını sağlayacağız. Mühendislikten zirai eğitime, elektronikten yazılıma, spordan turizme kadar her alanda büyük bir eğitim atılımının resmini çizeceğiz. Biliyoruz ki eğitimde atılımın ilk adımı öğretmenlerimizin ekonomilerini düzeltmektir. En iyi öğretmenlerin birkaç şehirde, birkaç okula gruplandığı bu düzeni değiştireceğiz. Hakkari'de, Bayburt'ta verilen eğitimle İstanbul'da verilen eğitimin kalitesi aynı olacak. Eğitime çok daha fazla kaynak ayıracağız.
bir karşılaştırma yaparsak, 82 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin eğitim bütçesi 20 milyar dolar. 52 milyon nüfusa sahip Güney Kore'nin eğitim bütçesi tam olarak 64 milyar dolar. İşte bu yüzden Türkiye PISA testlerinde 72 ülke içinde 50. sıradayken Güney Kore 9. sırada. 17 yılda üniversiteleri AK Parti'nin il başkanlıklarına çevirdiler. Siyaset bilimin hizmetinde olmalıdır. Bilim siyasetin hizmetine girerse Türkiye'nin geleceğine ihanet edersiniz. Yökü kaldıracağız. Bilim ocaklarına destek olacak ama her türlü siyasi baskıdan arındıracağız. Siyasetten bağımsız bir eğitim sistemini mutlaka hayata geçireceğiz. Bir rektörün siyasi görüşünün hiçbir önemi yoktur. İstediği siyasi görüşte olabilir. Yeter ki donanımlı öğrenciler yetiştirsin. Araştırma yapsın, bilim üretsin ve bulunduğu üniversiteyi dünya sıralamasında yukarılara taşıyabilsin. Başarı kriteri budur. O üniversiteden mezun olanlar yüksek maaşlarla iş bulabiliyor mu? Başarı kriteri budur. Üniversiteden makale, patent çıkıyor mu? Ürettiği teknoloji kullanılabiliyor mu? Başarı kriteri budur. Üniversiteden düşünür, ekonomist çıkıyor mu? Alanında dünyada söz sahibi olabiliyor mu? Başarı kriteri budur. Üniversiteden sporcu yetişiyor mu? Madalya alabiliyor mu? Başarı kriteri budur. Türkiye'yi eğitim alanında bir merkez haline getireceğiz. Üstün yeteneklerimizi, çalışkan gençlerimizi yabancı ülkelere, yabancı şirketlere kaptırmayacağız. Yurt dışındaki bilim insanlarımızı ana vatanlarına çağıracağız. Onlara her türlü bilimsel çalışmayı yapabilecekleri altyapıyı, maddi kaynakları sağlayacağız. Üstün yetenekli insan kaynağımızı yabancı ülkelere kaptıranlar milliyetçi olabilir mi? Milliyetçiliği kulüp üyeliği zannedenlere söylüyorum. Sizin bölücü ve ayrıştırıcı üslubunuza milliyetçilik İyi Parti'de olur diye cevap vermeyeceğim. Çünkü milliyetçiliğin sahibi bellidir. Türk milliyetçiliğinin tapusu Türk milletine aittir. Gerçek milliyetçiler ilim, irfan dağıtmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılan öğretmenlerimizdir. Asıl milliyetçi, milletini aydınlatmak için, eğitimli gençler yetiştirmek için Batman'a giden, burada şehit olan Aybüke öğretmendir. Sizin nereniz milliyetçi? Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam olur adam. Siyasetçi yetiştireceğine haydut yetiştiren zihniyetten ne milliyetçi olur ne de adam olur adam. Çözüm sunacağına nefret saçanlardan, sokakta terör estirenlerden ne milliyetçi olur ne de adam olur adam. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım, sevgili gençler. Bir kısmını sıraladığım bu adımlar elbette cesaret ister. Sözde değil, gerçekten milli bir duruş ve yerli bir bakış ister. Bugünün iktidar partilerinde olmayan da maalesef budur. Bu adımlar Türkiye'yi özgürleştirir. Bağımsızlığımızı yeniden ilan eder. Ancak seçim zamanı dünyaya atar gider yapıp kapalı kapılar ardında eyvallah abi diyenler bu cesareti gösteremez. 17 yılın sonunda anlıyoruz ki göstermeleri de mümkün değil. Bu cesaret sizlerde, İyi Partililerde var. Bu cesaret ecdadımızdan bize uzanan sosyo-kültürel kodlarımızda mevcut. Malazgirt'i hatırlayın. Sultan Alparslan
27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri telaşla huzuruna gelir. Der ki, sultanım, 300 bin kişilik Bizans ordusu bize yaklaşıyor. Alparslan'ın cevabını çoğunuz bilirsiniz. Biz de onlara yaklaşıyoruz. Biz cesaretimizi tarihimizden alıyoruz. Ellerindeki tüm imkanlarla üzerimize geldiklerini zannediyorlar ama unutmayın, biz de onlara yaklaşıyoruz. Milletimiz İyi Parti'yi görüyor. Milyonlarca gencimiz İyi Parti'yi görüyor. Sayın Erdoğan'ın artık inanmıyorum dediği anketler var ya, ben onlara her gün büyük bir keyifle bakıyorum. Manzara net. Şarkıda söylediğimiz gibi, siz asansörle inerken biz merdivenden çıkıyoruz. Korkuları öyle büyük ki, çünkü hakikatin güçlü sesiyiz. Bugün korkularına yenilerini eklemek üzere bir aradayız. Bugün iktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz. Bugün demokrasinin gereğini yerine getirmek, iktidar yürüyüşümüze başlamak üzere. El ele, gönül gönüle bu salona girdik. El ele, gönül gönüle bu salondan hep birlikte ayrılacağız. 4. olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bazıları diyor ki, parti kurulalı 2 sene bile olmadı, bu kaçıncı kurultay? Biz de öyle. Biz kendi delegesinin iradesinden köşe bucak kaçanlardan değiliz. Biz delegenin imzasını yok saymak için iktidara yanaşanlardan hiç değiliz. Biz koltuğumuzu koruma uğruna 40 takla atanlardan da değiliz.